Herkes tekrardan merhaba. Bugün sizlere Kitapjoy'dan yapmış olduğum şöyle minik bir alışverişi göstereceğim. Kutu sizi aldatmasın. Gerçekten çok az kitap aldım. Öncelikli olarak bahsetmeliyim ki Kitapjoy'la ilgili şu ara çok fazla sorun yaşayan insan var. Ve bana yorumlarda soruyorsunuz. Kitapjoy'dan alışveriş yaptım, gelmedi, şöyle sorunlarım var, ne yapmalıyım gibi şeyler oluyor gibisinden. Size olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum yorumlarda ama bazen gözden kaçabiliyor bu sorunlar. Bu yüzden hem onlara cevap vermek için hem de yaptığım alışverişi göstermek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Önce alışverişi göstereceğim, ardından sorularınızın cevaplarını toplu bir şekilde vermeye çalışacağım. O zaman ben kutuyu açıp geliyorum çünkü çok uzun sürüyor videoda. Şöyle bir şekilde açtım ve burada yine bantlar varmış. Güzel kodülüyorlar ancak ben bir türlü başaramıyordum bunları açmayı. Kutu şu şekilde açılıyor ve kitaplarımız ortaya çıkıyor. Değişik bir kargolama yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Kitaplar şu şekilde, görüyor musunuz bilmiyorum ama umarım görüyorsunuzdur. Açıkçası Kitapjoy'un kargolamasını ve paketlemesini çok seviyorum. Çünkü olması gereken bu. Yani bu pıtırcıklık kağıtları öylece üstüne koymak yerine etrafına destek yaparak kitapların herhangi bir hasar almasını engellemek. Aynı zamanda kitapları da bu pıtırcıklık kağıtlara sarmak. Gerçekten çok başarılı olduklarını söyleyebilirim kargolama açısından. Almış olduğum ilk kitap Itaki'nin Karanlık Kitaplık serisinden Yüce Tanrı Pan oldu. Itaki'nin bilim kurgu serisinin yanında bir de karanlık kitap serisi toplamak bana birazcık ağır gelecek ama başlangıcı bu kitapla yapabilirim diye düşündüm. Fiyatlarını üşenmezsem videonun şu sağ ya da sol alt köşelerinden bir yere yazarım. Eğer üşenirsem açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çünkü genellikle aldığım fiyatları unutuyorum. Bunu 4 ya da 5 lira gibi bir fiyat almıştım. Kitapjoy'da Itaki yayınlarında çok güzel indirimler var ve ben neredeyse şu bilim kurgu klasiklerin hepsini Kitapjoy'dan tamamladım. Bu indirimleri kaçırmamaya çalışıyorum. Almış olduğum bir sonraki kitap ya da seri demek daha doğru olur. Biliyorsunuz ki şu Kore dizilerinin romanlaştırılmış versiyonlarını çok fazla seviyorum. Ve hepsini toparlamaya çalışıyorum. Onların içerisinde yer alan Mirasçılar seti. Böyle kutulu bir versiyonu 30 liraydı. Benim en sevdiğim Kore dizilerinden birisiydi. İzlerken çok fazla keyif aldım ve içerisindeki o kötü adam, kötü karakter tiplemesini çok beğendiğim bir diziydi. Bu yüzden kitabını okumak için çok fazla sabırsızlanıyorum. Ayrıca şöyle bir jelatinle kaplamışlar bunu. Yani ilk defa ben açıyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç kutulu kitaplarda böyle bir şey görmemiştim. Şu şekilde kutusundan çıkarıyorum ve bakıyorum. Ay çok güzel ya. Bakalım posterleri. Ay varmış, çok mutlu oldum. Bu dizinin karakterlerini, oyuncularını, her şeyini çok fazla seviyorum. Bu yüzden posterin olması bende çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Bakıyorum ayrıcı var mı? Ayrıcı da var. Ay çok tatlı. Sanırım çok fazla böyle aşırı tepki verdiğim bir video olacak ama lütfen mazur görün çünkü çok sevdiğim bir dizi ve çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Baskısı inanılmaz ya. Gerçekten bu Kore dizilerinin romanlaştırılmış bu uyarlamalarının baskıları çok kaliteli oluyor. Yani normalde o kadar ayrıntılı incelemem ama şu an çok heyecanlandım. Merak ettim ikinci kitabının da var mı posteri? Evet. Yani bahsettiğim bu. Çünkü bahsettiğim bu kitapların genelde iki kitabının da posteri oluyor. Ayrı ayrı ve ayraçları oluyor. Bunun da var. Yani çok güzel değil mi? Yani böyle olması lazım. Böyle göndereyimiz lazım. Bu oyuncuları çok seviyorum ya. Gerçekten. Sanki böyle çok aşırı fanıymış gibi oldum ama ben genelde bir dizi veya film izlediğimde oradaki karakterleri çok benimsiyorum. Yani bendenmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden bu karakterleri çok seviyorum ve yüz binlerce defa söyledim şu anda. Bu yüzden bu kitaplar benim için çok önemliydi. Sonraki almış olduğum kitap Itaki'nin bilim kurgu klasiklerinden Su Adamı oldu. Bu kitabı da almayı uzun zamandır düşünüyordum. Çünkü çok fazla seven bir arkadaşım var çevremde. 13 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir küsuratı vardı ancak 13 lira olduğuna eminim. Almış olduğum son kitap, uzun zamandır beklediğim ve kitaplığımda yerinin boşluğunu gördüğüm ve sürekli olarak üzüldüğüm Zaman Çarkı serisinin 6. kitabı Chaos Lord oldu. En sonunda kafayı bozup 150 liraya bunu bir saftan alıyordum.
Ne zaman kitaplıkta bu serinin olduğu bölüme baksam ki şuradalar, yine gözüm kayıyor. Orada bir boşluk görüyorum ve çok mutsuz oluyordum. Bunu görmek ve bunu oraya yerleştirmek benim için inanılmaz güzel bir şey olacak. 47 ya da 44 lira gibi bir fiyatı var. Size daha önceki alışverişimde, BKM kitap alışverişimde bir kitabımın tedariğe girmediğini, bu yüzden de bana gelmediğini söylemiştim. Bu yüzden de para iadesi yapıldığını. İşte o kitap bu kitaptı. Şimdi genel olarak gelelim bana sormuş olduğunuz sorulara ve cevaplarına. Genel olarak sorulan ilk şey, alışveriş yapalı bir hafta oldu ancak henüz kargoya vermediler ve hala daha da tedarikte görünüyor. Ne zaman kargoya verecekler? Ben de alışverişimi Mart'ın 3'ünde yapmıştım ve 18'i veya 17'si gibi bir zamanda kargoya verilmişti. Açıkçası ben bu kadar uzun süreceğini tahmin ediyordum kargoya verilmesini. Bu yüzden ben garipsemedim, hatta umursamadım da. Tabii sona doğru birazcık endişelenmiş olabilirim. Çok fazla umursamadım çünkü Kaos Ordu'nun tedariğinin zor olduğunu biliyordum. Sadece endişelendiğim şey, kitap Joy değer para iadesi yapmaya karar verirse bir an önce başka bir siteden almam gerektiğiydi. Çünkü yayın evlerine ve siteler çok aşırı bir yükleme oldu bu kitap yüzünden. Herkes bu kitabı bekliyordu ve bir anda almaya çalıştılar. Bu yüzden de herkesin elinde bitmek üzere. Hani alacaksanız hemen almanızı tavsiye ederim çünkü bu kitap gerçekten zor bulunuyor. Ama sonra herkes bana yorumlarda bunu yazınca ve çoğu insanın da bu şekilde Zaman Çarkı serisinden bir kitap almadığını görünce birazcık şüpheye düştüm ve nedenini öğrenmek istedim ben de sizin gibi. Site kargoyu vereceğinde genelde arayıp haber veriyor. Kargonuzu bugün veriyoruz gibisinden. Beni aradıklarında da söyledikleri şey, KDV'lerin düşmesi yüzünden ve İtaki yayınlarında yaptıkları bu indirim yüzünden siteye çok fazla yüklenme olması ve bu yüzden de tedariklerde sorun yaşamalarıydı. Bu yüzden de verilen siparişlerin çok uzun süre tedariğe giremediği, kargolama sürelerin çok uzadığıydı. Ben anlayışla karşıladım açıkçası çünkü haklılar. Yani çoğu site bu konuda haklı. KDV'ler bir anda düştü, fiyatlar bir anda düştü. Ve çoğu insan da alması gereken kitapları bu KDV'lerin indirimiyle beraber bir anda sitelere yüklendi. Bu yüzden ben anlayışla karşıladım ki kal sorduğumda zaten geç olacağını biliyordum tedarini. Daha önce site böyle bir şey yapmıyordu. Bu benim 3. alışverişim olmasına rağmen alışveriş yapan insanların da yorumlarına bakaraktan kargolama şekilleri, kargolama hızları en iyi sitelerden birisiydi. Ancak şu bir aya yakın süredir bu sorunu yaşıyorlar. Mart'ın başından bu yana büyük ihtimalle. Eğer sipariş verdiyseniz ve endişeliyseniz size birazcık daha sabretmenizi öneriyorum. Sonunda tedariğe girip kargonuz illaki verilecek. Yani öyle güvensiz bir site değil. Alışveriş yaptım, param orada kalacak. Bana kargoyu yollamayacaklar gibisinden düşünmeyin. Güvensiz bir site değil. Çünkü etrafımda da alışveriş yapan çok insan var ve öyle bir sorun yaşadıklarını hiç duymadım açıkçası. Bu kadar düzgün bir sitenin bir ay boyunca yaşadığı bu sorun yüzünden siteyi bir anda karalamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden sitenin de bu sorunu en yakın zamanda çözebileceğini düşünüyorum. Sonuçta bir süre sonra artık bu stok sorunu yerine oturmaya başlayacaktır. Bu yüzden birazcık siteye anlayış ve sabır göstermenizi tavsiye ediyorum. Kitaplarınızda uzun süre kalmasını istediğiniz koleksiyonluk kitaplar almayı düşünüyorsanız bence kargonun kısa sürede ve hasarlı gelmesindense kargonun uzun sürede ama hasarsız, sıfır hasar şeklinde gelmesi çok daha doğru olur. Yani bana kalırsa kitapların uzun sürede gelmesi, eğer kitaplarımın hasarsız geleceği anlamına geliyorsa, ben uzun süre beklemeyi tercih ederim. Çünkü kitaplarında koleksiyon niteliği taşıyan kitapların hasar görmesinden gerçekten çok korkuyorum. Umarım sorularınızın cevaplarını verebilmişimdir. Yine eğer aklınızda sorular olursa aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Olabildiğince size cevap vermeye çalışacağım. Olabildiğince dönmeye çalışacağım. Çünkü sizin neden endişelendiğinizi ve endişelerinizin size nasıl hissettirdiğini çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de eskiden böyle şeyler çok yaşardım. Bilmediğim sitelerden hala alışveriş yaptığımda aynı sorunları ben de yaşıyorum. Benim alışverişim bu kadardı. Siz bu ay neler aldınız? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.